Bildiğiniz gibi klasik yöntemle kalp ameliyatları iman tahtası kesilerek yapılıyor. Bu yöntemde bu kemiği ikiye ayırıyoruz. Ameliyat yapıldıktan sonra tekrar kapanıyor. Bu yöntemin sakıncaları nelerdir? Bu iman tahtasının kesildiği zaman tekrar kaynaması için 1,5 ay hastaların sırt üstü yatması gerekiyor. Ameliyat sonrası dönemde hastaların öksürmesini istiyoruz, balgam çıkarmasını istiyoruz. Bu hastalar için ciddi problem olduğu gibi yakınları için de ciddi sorun oluyor. Çünkü özellikle alışık olmayan insanların 1,5 ay sırt üstü yatması zor hastalar için. Bu bir. İkinci olarak yine yara yerinin büyük olması, insizyonun büyük olması nedeniyle kanamanın fazla olmasına bağlı kan kullanımı gibi olumsuz etkileri de var. Bütün bunları azaltmak, daha da önemli özellikle genç bayanlarda, beylerde kozmetik açıdan, görüntü açısından da buranın boydan boya açılıyor olması özellikle hastalar tarafından da istenmeyen bir durum. Bütün bunları ortadan kaldırabilmek için önceleri meme altından yapmış olduğumuz kesiyi biraz daha arkaya kaydırarak koltuk altına geçirdik. Koltuk altından yaklaşık 6 santimlik bir kesi yapıyoruz. Bu keside kesinlikle kas ve kemik kesilmiyor. Kaburgaların arasından girerek hastanın kapaklarını değiştiriyoruz. Yine kalp içindeki delikleri kapatıyoruz, tümörleri çıkartıyoruz. Avantajları nelerdir bu yöntemin? Hiçbir şekilde hasta kesi yerini aynayı kullanmadan göremiyor önden ve arkadan. Yaklaşık 15-20 gün sonra yara yeri belli belirsiz kayboluyor. Hasta istediği gibi yatabilir, yan yatabilir, sağa sola dönebilir, elini kolunu istediği gibi oynatabilir. Ameliyattan sonraki dönemde aksırıp öksürmesi çok önemli. Yine arabasını kullanarak evine gidebilir. Özellikle kilolu insanlar ve yaşlılarda iman tahtasını kesmek bizim için de ciddi problemler yaratıyor. Özellikle kemikte oynama olursa bu ciddi sorunlar yaratabilir. Onun için koltuk altı yöntemi bu hastalar için sırt üstü yatamayan, özellikle uyku apnesi olan hastalar, yine yaşlılığa bağlı olarak kemik erimesi olan hastalara kemiğin kaynamasında gecikme olabilir. Bütün bu dezavantajları ortadan kaldırmak, daha kozmetik, daha hastayı comfortable, lüks bir yöntem olan koltuk altında yaklaşık olarak 6-8 santimlik bir kesiyle yapıyoruz. Bu yöntem daha yeni, dünyada da yeni. Yurt dışından da yöntemi duyan birçok hastalar ülkemize akın akın gelmeye başladı. Hem kozmetik olması hem de hasta için ciddi konfor sağlaması açısından önemli bir teknik. İnşallah her geçen gün bu tekniği geliştiriyoruz. Bundan sonraki dönemde inşallah bu iman tahtası devrini bitireceğiz. Çok güzel. Doktor. Çok güzel. He. Allah razı olsun. Hiç duymadım. Hiçbir şey hissetmedim. Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Efendim? Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Kendi mi? Evet. Çok güzel. Ameliyat olmadan önceki haline, şimdiki haline arasında. O berbat değil. He. O berbat değil. Ameliyat olmadan önce nasıl bir rahatsızlık hissediyordun? Yani günlük yaşantının rahatsızlığı nasıl etkiliyor? Evden çıkıyordum. Bir yere giderken sokağa hemen düşüyordum. Hmm. Nefes darlığı mı oluyordu? Kalp sıkışması mı? Hayır. Başımda bir uyuşma vardı. He. Duman gibi bir şey geliyordu. Ben çut diye düşüyordum. Neresi olursa olsun. He. Zaddenin ortası olsun. Ne olsun olursa olsun. Fakat çok doktorlar razı olsun. Allah razı olsun. Bir tiçe nasıl çıkarır, öyle yapıyor. Hiçbir şey duymadım ki. Ya, ameliyat kaç saat sürdü? Efendim? Ameliyat ne kadar sürdü hocam? Oğlum ben ne bileyim onu. İki saat. Açar, yap. Allah razı olsun. Kesmiş kendine rahmet olsun. Tamam da peki.